Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi değildir? Hemen şu bilgiyi hatırlayalım: Yenilenebilir enerji kaynağı, bitmeyen enerji kaynağı demektir. Kaynağını güneşten alan enerji kaynağıdır, temiz enerji kaynağıdır, çevrecidir. E, doğalgaz e, bir fosil yakıtıdır, yani yenilenebilir bir enerji kaynağı değildir. E, tekrar harcanan doğalgazın üretilebilmesi için yüzbinlerce yıl geçmesi gerekir. Dolayısıyla güneş bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Temiz enerji kaynağıdır. Biyokütle enerjisi, hidroelektrik enerjisi, hidrojen enerjisi bunlar. Yenilenebilir enerji kaynağıdır. Doğalgaz fosil yakıtıdır. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olmalıdır. Aşağıda açık formülü verilen bileşiklerden hangisinin genel formülü ya da adı yanlış verilmiştir? Değerli arkadaşlarım, E seçeneğine baktığımız zaman e, verilen bileşikte 3 tane karbon atomu var. C3. E, her bir karbon atomunda 2'şer tane hidrojen atomu var. H6 olur. E, halkalı bir hidrokarbon olduğu için 3 karbonlu hidrokarbon halkalı siklopropandır. İsmi e, doğru verilmiş. E, ancak genel formülü Cn H2n artı 2 vermiş. E, yanlıştır. Çünkü genel formülü CH3 olduğuna göre Cn H2n olması gerekirdi. E, yanlış verilmiş. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olmalıdır. sabit hacimli bir kapta eşit mol sayılı N2 ve H2 gazlarının denklemine göre tam verimli tepkimesi gerçekleştirilip sıcaklık başlangıç sıcaklığına döndürüldüğünde gaz basıncı 2.4 atmosferi oluyor. Bu olayla ilgili çizilen grafiklerden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar hemen şunu hatırlayalım. Hacim sabitken sıcaklık da sabitse gazların basınçları mol sayılarıyla doğru orantılıdır. Önce bu tepkimeyi bir yazalım. N2 gaz, 3 tane H2 gaz, tepkime 2 tane NH3 gaz. Basınçlar mol sayılarıyla doğru orantılıysa e, biz mol sayısı yerine basınçları eşit alabiliriz. 3P'ye e, 3P olsun başlangıçtaki basınçları. Tam verimli tepkime dediğine göre birisinin bitmesi lazım. Burada bitecek olan hidrojendir. 3P hidrojen tepkimeye girerse azottan P girer. Kat sayıdan, amonyaktan P oluşur. 2P oluşur. E, azottan 3P vardı P'si harcandı 2P arttı Hidrojen bitti Amonyaktan 2P oluştu Toplam 4P var Kapta Bunun da 2.4 atmosfer olduğunu söylemiş Buradan P eşittir 0.6 atm bulunur Şimdi grafiklere bakalım e, Azotun basıncı Başlangıçta 3P idi Yani 1.8 idi e, Sonunda 2P'ye düştü 1.2'ye düştü Azotun, azotun basıncı 1.8'den 1.2'ye düştü ifadesi doğrudur. Amonyak başlangıçta hiç yoktu, sıfırdan başladı. Bu doğru başlangıç. Ancak amonyaktan 2P oluşmuş. P 0.6 ise 1.2 atmosfer olması gerekirdi. Amonyak 1.6'ya değil 1.2'ye çıktı. İkinci grafik yanlıştır. Toplam gaz basıncı başlangıçta 1.8 atm azot vardı. Eşit olduğuna göre 1.8 atm hidrojen olacak. E, 3.6 atmosfer vardı başlangıçta. E, son durumda zaten 2.4'e düştüğünü söylemiş. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır. Deniz seviyesindeki 300 gram saf suda 52.2 gram potasyum sülfat katısının tamamen çözünmesiyle hazırlanan sulu çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı ve donmaya başlama sıcaklığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir demiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle potasyum sülfatın mol sayısını bulalım. En eşittir kütle bölü mol kütlesinden kütlesini 52.2 gram mol kütlesinde 174 gram verdiğine göre demek ki 0.3 mol potasyum sülfat varmış. Potasyum sülfat iyonlaştığı zaman iki tane potasyum, bir tane sülfat iyonu verecektir. Şurası 0,3 mol ise 0,6 mol ve 0,3 mol sülfat verecek. Toplam iyonun mol sayısı 0,9 mol iyon var. Molal derişimine baktığımız zaman molal derişim eşittir. Çözünen iyonun mol sayısı 0,9. Çözücü olan suyun kütlesi kilogram cinsinden. 300 gram 0.3 kilogram eder. Demek ki 3 molal iyon var. Suyun kaynama noktasını yükselten de donma noktasını düşüren de iyonun molal derişimidir. Hemen kaynama noktası yükselme sabitine baktığımız zaman bir molallık iyonun 0.52 e, santigrat derece suyun kaynama noktasını yükselttiği söylenmiş e, 1 molallık iyon 0.52 yükseltirse e, 3 molallık iyon bunun 3 katı kadar yükseltir. O da 1.56 santigrat derece yükselir. E, suyun kaynama noktası 100'dü. E, 100 artı 1.56 o da eşittir. 101.56 santigrat derece olur. Kaynama noktası. 101.56 101.56 Şimdi donma noktasının sabitine baktığımız zaman bir molallık e, iyon e, donma noktasında 1.86 düşürüyor. Sıfırda donan su bir molallık iyon varsa 1.86. E, bizde 3 molallık iyon var aynı şekilde. Bir molallık iyon 1.86 düşürürse 3 molallık iyon e, işlemi e, yaptığımız zaman e, değerli arkadaşlarım 5.58 5.58 santigrat derece düşürür. E, su sıfırda donuyordu saf su. E, 5.56 düşerse eksi 5.58 santigrat derece olur suyun donma noktası. Dolayısıyla e, sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmalıdır. Yukarıda verilen tepkimelere göre aynı koşullarda 8.8 gram e, propan gazının tamamen yanması sonucu kaç kilo jül ısı açığa çıkar. Öncelikle e, e, propan gazının mol sayısını bulalım. Kütle bölü mol kütlesinden 8.8 bölü mol kütlesi 44 o da eşittir. 0.2 mol C3H8 varmış. E buradan Yanma tepkimesini yazarsak C3H8'in artı oksijen 3 tane karbondioksit artı 4 tane H2O olacaktır. Bir tepkimenin delta H'ı oluşum ısı, ısıları cinsinden yazıldığı zaman toplamda oluşum ısıları ürünlerin ürünlerdeki maddelerin oluşum ısıları eksi toplam delta H girenler girenlerdeki maddelerin oluşum ısıları olacaktır. Buradan delta H hesaplarsak, ürünlerdeki maddelerin oluşum ısıları. Ürünlerde karbondioksit var. 1 mol karbondioksitin oluşum entalpisi eksi 390. 2-3 mol olduğuna göre eksi 3 çarpı 390 diyeceğiz. Artı e 4 mol su var. Suyun oluşum ısı eksi 285. E, tabi e, eksi olduğu için artı eksiye çevirdik. 4 çarpı 285 e, Formüldeki bu ürünlerdeki maddelerin oluşum ısıları. Eksi. Girenlerdeki maddelerin oluşum ısıları. Girenlerde kim var? E, C3H8 var. E, bize C3H8'in de oluşum ısısını vermiş. E, eksi 100 diye vermiş. Şurası artı oldu. E, 100 diyebiliriz artık. Oksijenin e, oluşum hızı sıfır olduğu için bunu yazmaya gerek yoktur. Buradan e, işlemi yaptığımız zaman e, bu tepkimenin delta h'ının e, eksi 442 kilo jül e, olduğunu hesaplamış oluruz. Evet Sorumuzun doğru cevabı e, açığa çıkan enerjiyi sorduğuna göre delta h eksi 442 ise e, aşağı çıkan enerji enerjinin eksisi olmaz 442 kJ e, olması gerekir sorumuzun cevabı Bursa'dır tek basamakta gerçekleşen bir tepkimenin denklemi şeklindedir buna e, buna göre bu tepkimenin yukarıdaki koşullardaki tepkime hızları ve hız sabitleri arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir Hemen Tek basamakta gerçekleştiği için hız ifadesini yazdığımız zaman k çarpı x'in molar derişiminin karesi çarpı y'nin molar derişimidir. Reaksiyona girenlerdeki maddelerin kat sayıları üst olarak yazılır. Şimdi e, birinci ve ikinci tepkimeye baktığımız zaman x ve y'nin molar derişimleri eşit. Sıcaklık arttıkça hız artar. Tanecikler daha hızlı hareket ettiği için e, birinci e, öncüldeki sıcaklık büyük olduğu için Hız birinci tepkimenin hızı ikinci tepkimenin hızından büyüktür. E diğer taraftan e, ikinci ve üçüncü tepkimelerde sıcaklık eşitse e, derişime bakılır. E, i̇kinci tepkimede derişim 0.4 molar, üçüncü tepkimede 0.1 molar. X'in karesiyle orantılı olduğu için e, değerli arkadaşlarım ikinci tepkimenin hızı üçüncü tepkimenin hızından daha büyüktür. E, dolayısıyla hızlarını kıyasladığımız zaman bir büyüktür, iki büyüktür, üç e, ...sırası çıkar. Bir büyüktür, iki büyüktür, üç. E, K sabiti ile ilgili hemen şunu söyleyelim. Hız sabitini değiştiren sıcaklık var. Madde cinsi. Madde cinsleri burada aynı. E, katalizör ve temas yüzeyi. Burada katalizör ve temas yüzeyinden bahsedilmemiş. O zaman sıcaklığa ve... E, ...maddenin e, derişimi değişmediği için... ...sadece sıcaklığa bakacağız... Sıcaklık arttıkça hız sabiti artar. 2 ve 3'te sıcaklık eşit olduğu için hız sabitleri aynıdır. 2 ve 3'ün hız sabiti eşittir. Sıcaklık artarken e, K hız sabiti artarsa, e, birinci tepkimede sıcaklık en büyük olduğu için hız sabiti büyük olan 1'dir. E, dolayısıyla 1 büyüktür, 2 eşittir, 3 ilişkisi. E, sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır. Tepkimelerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Burada asit bas tanımlarından lowry Bronsted asit bas tanımına göre... ...proton veren maddeler asit, proton alan maddeler bazdır. Buna göre H2S'den HS'e dönüşmüş, vermiş asittir. H2O, H3O olmuş, almış, bazdır. İkinci tepkimede HCO3 gen, CO3 kalmış, vermiş... ...asittir. E, kükürt... ...yani e, sülfürken... ...hidrojen sülfür olmuş, almış... ...bazdır. E, buna göre... E, ...H2S... ...HS'in konjüge asitidir. E, birinci tepkimeye baktığımız zaman... HS'ken ...H2S olmuş... ...almış, bazdır. E, H3O iken... h 2 olmuş, vermiş, asittir. Denklemin bir tarafında asit... Diğer tarafında baz gibi davranan maddeler birbirinin konjüge, asit-baz çiftidir. H2S, HS'in konjüge asitidir, ifadesi doğrudur. h 2 HS ilk tepkimede baz, ikinci tepkimede asit gibi davranır. Bakalım, İkinci tepkimede HS'ken sülfür olmuş, vermiş, vermişse asittir. co 3 ken HCO3 olmuş, almış, bazdır. Dolayısıyla e, Hs e, birinci tepkimede basken, e, ikinci tepkimede asit gibi davranır. Yukarıda da gördüğümüz gibi bu da doğrudur. CO3 yani karbonat, sülfürün konjüge basıdır demiş. E, böyle bir ilişki yoktur. E, baktığımız zaman, sülfür ve yani e, S-2 ile e, Hs birbirinin konjüge asit-bas çift, çiftidir. Bir karbonatla da ee, karbonat birbirinin konjüge asit bas çiftidir. Üçüncü, yani C seçeneği yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabıdır. Bakır 2 bromür katısının kaç çeçesi verilmiş. Ee, buna göre T santigrat derecede bakır 2 bromür katısının suda çözülmesiyle hazırlanan 250 mililitrelik doygun çözeltide kaç miligram çözülmüş bakır 2 bromür vardır demiş. Önce e, bakır 2 bromürün çözünürlük tepkimesine bakalım. Denge tepkimesidir. Bakır artı 2. 2 tane brom iyonu oluşur. Çözünürlüğüne x diyelim. x oluşur. 2x oluşur. KÇÇ'sini yazdığımız zaman e, ürünlerdeki maddelerin katsayılarını üst olarak yazacağız. E, bakır çarpı bromun karesi. Yani x çarpı 2x'in karesi 4x kare eder. O da eşittir. 4x küptür. Ee, bize KÇÇ'sini vermiş. Bakır 2 bromürün 32 çarpı 10 üzeri eksi 12 olarak yazarsam 4 ile 32 sadeleştirildi ama 8 kalır. Her iki tarafın küp kökünü alırsam çözünürlü eşittir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre olur çözünürlüğü. Bu şu demektir. 1 litre suda 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol çözünür demiştir bize 250 mililitre doygun çözeltisini sormuş. 1 litrede bu kadar çözünürse, 250 mililitrede bunun dörtte biri kadar çözünür. O da ne kadar çözünecektir? Çözünen miktar, çözünen miktar dörde bölersem bunu 0.5 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol çözünür. Kim? Bakır 2 bromür çözünecektir. E şimdi ee, bakır 2 bromürün mol kütlesine baktığımız zaman 1 e, mol bakır 64 gram 2 mol e, brom e, 160 gram topladığımız zaman 224 gram eder. 1 molü bu kadar. E, şu kadar molü e, kütlesini bulduğumuz zaman 0,5 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol çarpı mol kütlesi 224. Bu gram oldu. E, miligram sorduğuna göre 1 gram 1000 miligramsa çarpı 1000 diyeceğiz. O da eşittir. 11,2 miligram bakır 2 bromür çözünür diyeceğiz. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Molekülünde ortaklanmamış iki çift elektron vardır. Burada oksijenin e, değerlik elektron sayısı 6. E, i̇ki tane e, bağ yaptığı için oksijenin e, değerlik elektron sayısı 6. Demek ki iki çift elektronunu bağ katmamış. Diğer oksijen için de aynı şey geçerli olduğuna göre molekülde toplam iki çift değil dört çift elektron ortaklanmamıştır. Birinci öncül yanlıştır. Metil metanoat ile fonksiyonel grup izomeridir. E, karboksilli asitlerle eşit sayıda karbon içeren e, esterler birbirinin fonksiyonel grup izomeridir. Metilde bir karbon var, metanoatta da bir karbon var. Toplamda iki karbonlu ester olur. E, eşit karbon sayılı karboksilli asitlerle izomerdirler. Dolayısıyla ikinci öncül doğrudur. Aset aldehitin yükseltgenmesiyle elde edilir. Bu da doğrudur. aldehitler bir basamak yükseltgendiği zaman karboksilli asit oluşur. aset aldehit iki karbonlu aldehittir. asetik asit iki karbonlu karboksilli asittir. Bu ifade doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği, D seçeneği olmalıdır. Bileşiğinin IUPAC adı sistemine göre adı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öncelikle organik bileşiklerin isimlendirilmesinde önceliğimiz en uzun karbon zincirini tespit etmektir. En uzun karbon zincirini tespit ederken C2H5'i dikkate alarak yapmamız lazım. Sonra yapısında OH olduğu için OH'in küçük numara alacağı şekilde karbon atomlarına numara verelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 tane karbon var. 7, e, 8 diyeceğiz. En son oktan dememiz gerekir. Çünkü uzun karbon zinciri 8 karbonda olduğu için oktan dememiz gerekir. E, buna göre bağlı grupları alfabetik sıraya göre sıralayalım. 5. E, karbonda brom var. 5, bromo. E, bromo okuduktan sonra 2. E, karbonda hidroksi var. 2-Hidroksi. Hidroksi. O aşı da okuduk. Ee, sonra kloro var. 4. karbonda klor var. 4-Kloro. Ee, bunu da okuduk. Ee, son olarak e, metillere bakalım. E, metil 6. karbonda bir tane metil var. Başka da metil yok. E, 6-Metil diyeceğiz. E, bağlı grupların tamamını söyledikten sonra seçtiğimiz uzun karbon zincirinin alkan adını söyleyeceğiz. O da 8 karbonlu oktan olur. E, sorumuzun doğru cevabı kontrol ettiğimiz zaman B seçeneği olur. Karboksilik asitler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş soru. Değerli arkadaşlarım. Hemen E seçeneğine baktığımız zaman hiçbir monokarboksilik asit Fehling ve Tollens çözeltilerine etki edemez demiş. Bu ifadenin yanlış olduğunu söyleyebiliriz. E, i̇spatlayalım. E, en küçük karboksilli asit, organik asit, e, metanoik asit, diğer ismi e, formik asittir. Formik asitin yapısını yazdığımız zaman e, burada şurası ee, karbonil grubuna hidrojen bağlandığı için biz bu gruba aldehit grubu aldehit grubu diyoruz. Ee, diğer taraftan e, şu grupta karboksil asit grubudur. Karboksil asit grubudur. Dolayısıyla en küçük karboksil asit aynı zamanda yapısında aldehit grubu taşıyor. Ee, Fehling ve Tollens çözeltilerine aldehitler etki ederler. Bu yüzden e, hiçbir e, monokarboksil asit fehlik ve torlese etki etmez ifadesi yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi yüzey aktif e, madde e, değildir demiş, yüzey aktif değildir demiş. Baktığımız zaman şu sıvı sabundur. E, sıvı sabun Arap sabunu da e, diye söylenebilir. E, sabunlar yüzey aktif maddelerdir. Suyun yüzey gerilimini düşürerek temizlemeyi sağlarlar. E, bir esterdir. E, dolayısıyla esterler de yüzey aktif maddelerdir. E, alkoldur. Alkoller yüzey aktif maddelerdir. E, bu ise bir alkandır. Suda çözünmez zaten. Alkanlar suda çözünmedikleri için yüzey aktif madde değildir. Şu deterjandır deterjanlar suyun yüzey gerilimini düşürürler. Yüzey aktif maddelerdir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir.